Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan'da da 9. Uluslararası Hazar Enerji Forumu düzenleniyor. Forum Ziraat Bank Azerbaycan'ın katkılarıyla gerçekleşiyor. Şimdi Bakü'ye gidelim. TRT Bakü muhabiri Fatih Havanos da bizi o noktada bekliyor. Yanında da değerli bir konu var. Azerbaycan Ziraat Bank Genel Müdürü Avni Demirci. Forumda neler konuşulacak size soralım. Teşekkür ediyoruz. Sabah saatlerinde başladı 9. Uluslararası Hazar Enerji Forumu. Oldukça önemli bir forum ve her yıl bu dönemde aslında iş dünyasını Azerbaycan'ın bu noktasında birleştiren bir forum. Azerbaycan'ın önemli imkanlarını, yeraltı ve yerüstü imkanlarını, doğal zenginliklerini aslında konuşulduğu bir forum. Önemli bir konumuz var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Sayın Avni Demirci bizlerle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Forumun önemini ve Ziraat Bankası'nın Azerbaycan forumun neresinde sizden almak isterim. Fatih Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiğiniz için. Sizin de dediğiniz gibi bu forum 9.sü düzenlenen Uluslararası Kaspiyen Enerji Forumu. Kaspiyen çevresindeki ülkelerle başlamış, daha sonra dünyaya yayılmış. Bu yılki katılımcı ülke sayısı 50'yi geçti ve kayıtlı katılımcı sayısı da 500'ü geçti. Bu çok önemli bir şey. Bu forumda ne amaçlanıyor? Bu forumda öncelikle Azerbaycan'ın öncelikle enerji potansiyeliydi. Artık son birkaç yıldır Azerbaycan'daki yapılan meydana gelen değişikliklerden dolayı Azerbaycan'ın sadece enerji değil, enerji dış sektörlerde de ne tür potansiyel var, yatırım iklimi nedir, ne tür imkanları var ve Azerbaycan'ın dışarıyla, yurt dışıyla ve Azerbaycan içerisindeki iş alemiyle devletin ne tür ilişkiler kurması gerektiği, o ilişkilerde ne tür engeller veya problemler varsa onların ortadan nasıl kaldırılabileceğine, ilişkin görüşler burada ortaya konuyor. Biz Ziraat Bankası olarak bu forumun katılımcısıyız. Aynı zamanda bir bölümünde moderatörlüğünü ben bizzat yaptım. Yatırım ve SME KOBİ bölümünün şeyini bizzat yaptım, moderatörlüğünü. Baktığınız zaman artık dünyada enerji savaşlarının ve ticari savaşların olduğu bir ortamda biz bu tür forumlarla artık ticari diplomasiye doğru adım atıyoruz. Biz de bu Azerbaycan'ın bu ticari diplomasisinde rolümüzü üstlenelim Ziraat Bankası olarak dedik. Öncelikle Azerbaycan'ın Türkiye ile ve ardından Azerbaycan'ın diğer üçüncü ülkelerle ticaretinde, yatırımlarında aracılık ve onların finansmanında yer almak üzere zaten Ziraat Bankası'nın önemli misyonlarından bir tanesi bu. O misyonumuzu da yerine getirmeye çalışıyoruz bu sayede. Aynı zamanda Azerbaycan'ın yurt dışından gelen ve yurt dışına giden mal ve hizmetlerine yaptığımız aracılıkla da hem Ziraat Bankası'nın 156 yıllık tarihiyle biriktirdiği 20 ülkedeki tecrübesini bu ülke bankacılık sistemine sokarak yeni ürünlerle bu finansmanda ticareti destekliyoruz. Hem de getirdiğimiz know-how'la, getirdiğimiz yatırımlarla bu ülkeye bir katkı vermeye çalışıyoruz. Biz özellikle bu yıl 9.sü düzenlenen bu foruma geçen yılda benzer şekilde katılmış ve destek vermiştik. Biz bunu çok önemsiyoruz çünkü artık dünyada her ne kadar adı enerji de olsa yatırım forumlarıyla ülkeler kendilerini uluslararası piyasaya anlatabiliyorlar veya uluslararası piyasayı, pazarları kendi ülkelerine doğru çekebiliyorlar mal ve hizmetleri. Burada da bankaların rolü çok önemli. Ticaret ve yatırım dediğinizde üçüncü ayak mutlaka bankalardır. Bir tarafta devlet, bir tarafta bankalar, bir tarafta da iş alemi, iş dünyası var. Biz onların arasında köprü oluyoruz. Bu köprü olma görevimizi aynı zamanda Azerbaycan'ı Türkiye'ye ve Azerbaycan'ı üçüncü ülkelere bağlamak şeklinde de bir fonksiyona dönüştürüyoruz. Bu aynı zamanda bu ticaret ve finans köprüsü. Efendim ben aslında ikinci sorumda misyonunuz olacaktı. Sizin aslında burada yaptığınız büyük şey. Ama siz zaten bunu da açıkladınız, anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz o yüzden. Yayınımıza verdiğiniz katkıdan ötürü. İnşallah bir sonraki programda da hem Fed'in faiz kararını hem Merkez Bankası'nın faiz kararını etraflıca bölgesel olarak ticaret anlamında, ekonomi anlamında konuşmak kısmet olur. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman bunu seve seve yaparım. Ben tekrar etmek istiyorum. Biz Ziraat Bankası olarak Azerbaycan'da Türkiye'nin bir milli markası, bir devlet markası ve 156'lık bir değeri olarak varız. Ama buraya gelirken yerel şapkamızı giyerek geldik. Bu bizim için çok önemli. Uluslararası piyasada edindiğimiz tecrübeyi Azerbaycan'da millileştirerek hem ülkemizi hem de markamızı hem de buraya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok sağ olun.
bizde verdiğiniz katkılardan ötürü. 50'nin üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığı 9. Uluslararası Hazar Ekonomik Enerji Forumundan aktaracaklarımız bunlar. Sözü yeniden Ankara'ya size bırakalım. Önemli bir forumdu. Son notları Fatih Avanos, yayın konuğu Avni Demirci, Azerbaycan Ziraat Bankası Genel Müdürü onunla değerlendirdi. Sevgili seyirciler, Bakü bugün son durağımızdı Avrasya gündeminde.